15 yıla yaklaşan bir tecrit süreci var. Yani İmralı hapishanesi, İmralı tecrit sistemi diye tanımladığımız ve uluslararası güçlerin devreye girmesiyle Sayın Öcalan'a dönük bir komplo gerçekleştirildi ve bu komplo sonucunda da İmralı cezaevinde uzun süreli, uzun yıllara dayalı tutukluluğu, tutsaklığı devam ediyor. Bu 25 yıllık tutsaklığın yanı sıra son 3 yıla yaklaşan bir zaman dilimi içinde de kendisine ağırlaştırılmış bir tecrit. Yani tamamen iletişimin koparıldığı, iletişimsizlik diye tanımladığımız, insan haklarına aykırı, uluslararası bütün sözleşmelere aykırı, artı Türkiye Anayasası'na da aykırı bir şekilde kendisinin avukatlarıyla, ailesiyle ya da işte cezaevi dışında herhangi bir toplumsal kesimle bağı tamamen koparılmış durumda. Dolayısıyla bu mutlak iletişimsizlik hali, 25 yıllık tecrit halinin bir an önce giderilmesi gerekiyor. Bir an önce kendisiyle iletişime geçilmesi gerekiyor. Bu tutsaklık halinin hiçbir anayasal çerçeveye de uymadığı için yasaların, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kendi yasalarına öncelikle uyması, onları uygulaması gerektiğine ilişkin uluslararası yürütülmüş bir kampanya var. Bu kampanya 10 Ekim itibariyle Avrupa'da başlamış olan bir kampanyaydı. Sayın Öcalan'a uygulanan tecritten güç alan iktidar şimdi bütün cezaevlerine aynı sistemi uyguluyor. Her geçen gün siyasi tutsakların hakları peyderpey gasp ediliyor, aşama aşama gasp ediliyor. Pek çok cezaevinde siyasi tutsakların çoğuna 2 yıla, 3 yıla dayanan tek kişilik hücrelerde kalma cezaları veriliyor. Hiçbir şekilde iletişim diğer siyasi tutsaklarla kurulmuyor. Hasta tutsaklar yine aynı şekilde tedavi koşulları engelleniyor. İşte cezaevlerindeki o uygulamalardan dolayı uzun süre tutukluluğu bulunan siyasi tutsakların infazları yakılıyor, uzatılıyor ve tabii cezaevindeki uygulanan işkenceler sonucunda hayatını kaybeden siyasi tutsaklar var. Dolayısıyla cezaevleri meselesi de çok ciddi bir mesele. Tecrit meselesini gündeme taşıdığımızda bundan bağımsız düşünemeyiz. Sayın Öcalan'ın tecriti eğer tecrit koşulları değişirse ve tecrit kırılırsa bunun Türkiye'deki bütün cezaevlerine de yansıyacağını ve Türkiye'nin genel demokratik havasına da yansıyacağını eminiz. Sistemden güç alan ve bundan cesaret alan iktidarın aynı tecrit koşullarını toplumun bütün kesimlerine uyguladığını defaatle söylüyoruz. Ülkede yükselen milliyetçilik, giderek büyüyen milliyetçilik, anayasanın uygulanmıyor oluşu, işte bu ülkede eğitimli, aydın, akademide bulunan, işte okur yazar olan, düşünen, toplumsal kesime duyulan bir nefret olgusu, özellikle de özgür basına uygulanan sansür politikaları, onun ötesinde savaş politikalarına ayrılan büyük bütçeler, ülkenin ihtiyaçlarının dışında, ülkenin işte eğitim, sağlık, toplumsal ihtiyaçları karşılayabilecek olan bütçenin büyük bölümünün savaşa ayrılıyor olması, akademinin itibarsızlaştırılması, onun ötesinde demokratik siyaset alanında mücadele edenlerin işte cezaeviyle dokunulmazlıklarının kaldırılmasıyla tehdit edilmesi, gençliğin ve üniversitelerin bir şekilde düşman hukukuyla bakılıyor olması, yaklaşılması, kadınların demokratik haklarının yok sayılması. Bütün bunlara baktığınızda son 20 yılda Türkiye'de faşizm koşullarının oluşturulmaya başladığını ve faşizm koşullarının inşa edilmeye başladığını görüyoruz. Dolayısıyla bu değişimi, bu gerilemeyi tecrit politikalarından bağımsız değerlendiremeyiz.
Sayın Öcalan'a uygulanan tecride bu yüzden Türkiye'deki bütün kamuoyunun ve halkların karşı çıkması gerekir. Çünkü kendi gelecekleri, kendi demokratik yaşamları tehlike altındadır. Evet, 2013-15 sürecinde müzakere süreci vardı bu ülkede ve müzakere süreciyle beraber de değişen bir atmosfer vardı. Yani bu ülkede işte demokrasinin gelebileceği, bir arada yaşamanın mümkün olduğu ve savaş çığırtkanlığı yapılmadan yaşanabileceği, savaşa daha önce de söylediğimiz gibi ayrılan bütçenin bu ülkedeki yurttaşların ihtiyaçlarına, çıkarlarına ayrılabileceği ve tabii müzakere sürecinde birbirini duyan, dinleyen bir toplumsal hava vardı. Ve tabii o süreçte de irade olarak da Sayın Öcalan vardı. Yani Kürt sorunun çözümünde taraflardan biri Sayın Öcalan. Bir taraf devletse, bir taraf işte devletin iktidarıysa, bir taraf da Sayın Öcalan'dır. Dolayısıyla Sayın Öcalan da Kürt sorunun çözümüyle beraber bu ülkede demokrasinin olabileceğini, kendi coğrafyasında komşularıyla, uluslararası diğer güçlerle Türkiye'nin daha fazla güçlenerek bu coğrafyada önemli bir dinamik olabileceğini de açıklamıştı, anlatmıştı. Bunun yolunda Kürt sorununun çözümünden geçtiğini defaatle ifade etmişti. Ama ne yazık ki Dolmabahçe mutabakatı sonrası masanın devrilmesi ve devletin de Kürt meselesini savaşla çözecek kararı almasından sonra o süreç kesintiye uğradı. O günden bugüne de bir adım atmış değil, bahsettiğimiz yine savaş konsepti, bakış açısıyla yaklaşıyor. Şimdi Sayın Öcalan'ın özgürlüğü aynı zamanda fikirlerinin de özgürleşmesi demektir. Yani Sayın Öcalan'ın bu meselenin çözümünde önerdiği önermeler, fikirler hakikaten Türkiye'de, sadece Türkiye'de değil aynı zamanda Kürt sorununun Türkiye'nin içini kapsayan kısmının dışında Orta Doğu'da diğer dört ülkeyi de bağlıyor. Uluslararası diğer güçleri de bağlıyor. Yani bu meseleye sadece Türkiye ve işte Kürdistan'ın dört parçasındaki devletlerin değil, bütün uluslararası güçlerin dahil olduğunu biliyoruz hepimiz. Uluslararası komplo zaten bize bunu çok net bir şekilde gösterdi. Dolayısıyla Orta Doğu'nun içinde bulunduğu açmaza ilişkinde ön açıcı bir adım olduğunu defaatle söylemiştir. Ve bunun anahtarı Sayın Öcalan olduğu için Kürt sorununun çözümünde en önemli anahtar kendisi, kendi fikirleri, görüşleri olduğu için de fiziken de özgürleşmesi gerekir. Hem fikirlerinin hem de fiziki özgürlüğünün sağlanması gerekir. Bütün ısrarımız da budur. Avrupa'da pek çok kentte yürüyüşler, nöbetler, çeşitli işte buluşmalar, uluslararası düzeydeki işte düşünürler, aydınlar, sanatçılar, parlamenterler ve tabii o ülkelerin kamuoyu, demokratik kamuoyunun yürüttüğü bir kampanya var. O kampanyanın Türkiye ayağı da biliyorsunuz belli bir süredir başlamış durumda. Cezaevlerinde siyasi tutsakların başlattığı açlık grevi var. Süreli açlık grevi, umarım süresiz açlık grevine dönüşmeden bir çözüm bulunur. Onun ötesinde adalet nöbetinde yine bu cezaevindeki açlık sürecini destekleyen artı tecrit koşullarının kırılması için ailelerin, annelerin başlatmış olduğu adalet nöbeti devam ediyor. Ve tabii 1 Şubat itibariyle de Kürdistan'ın iki noktasından başlayan büyük özgürlük yürüyüşü var. Kars ve Van'dan başlatıldı. İşte siyasi çevrelerin, demokratik siyaset alanında mücadele eden siyasi partimiz, DEM'in vekillerinin, parti çalışanlarının, parti yöneticilerinin, onun dışında yine Türkiye'de Sayın Öcalan'ın özgürlüğü için imza vermiş olan avukatlar, yine demokratik kamuoyunda çeşitli aydın, sanatçı, akademisyen, gazeteci,
pek çok insanın içinde yer aldığı, bu özgürlük yürüyüşünü yer yer çeşitli noktalarından dahil olarak desteklediği ve tabii en önemlisi de Kürdistan halkının bu özgürlük yürüyüşünü her ilerlediği aşamada mahalle mahalle, sokak sokak, il il desteklediğini ve bu özgürlük yürüyüşünü büyüterek 15'indeki final noktasına taşımaya çalıştığını görüyoruz. Onun için bu mücadeleyi daha da büyütmek gerekiyor. Yani ayın 15'ine kadar devam edecek büyük özgürlük yürüyüşü tabii ki bir son değil. O bir aşama. Ondan sonra da tecritin kırılması için yine çok çeşitli faaliyetler yürütülecektir. Halkların Demokratik Kongresi de Türkiye'nin batısında devam eden adalet nöbetlerinin güçlenmesi, adalet nöbetlerindeki desteğin arttırılması, aynı zamanda bizim dışımızdaki kamuoyunun bu konuda duyarlı olması için de yoğun bir çabanın içinde üzerimize düşeni yapmaya çalışıyoruz.